İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Meteorologlar Batı Ermenistan'ın bazı şehirlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi konusunda uyardı. Dünya Ermenileri Katolikosu 2. Garakin Azerbaycan'ın saldırganlığının Avrupa Parlamentosu'ndan uygun bir cevap alacağını umduğunu ifade etti. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı 23 Kasım'dan bu yana Artsak'ta 1900 hektarlık bir alan mayınlardan temizlendi, 25.404 mayın bulundu ve etkisiz hale getirildi. Erebuli Müzesi yeni girişimlerde bulunacak. Batı Ermenistan'ın Van'daki gözetleme kalesinin restorasyona ihtiyacı var. Ermenistan'da çekilen ilk belgeselin görüntüleri bulundu. 9 Ermeni boksörü uluslararası turnuvadan madalya ile dönecek. Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Batı Ermenistan'ın bazı bölgelerinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu olacağı belirtilerek sabah erken ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Bölgemizde kar örtüsünün bulunduğu yüksek ve dik yamaçlarda hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. Dünya Ermenileri Katolikosu 2. Garagin, Avrupa Parlamentosu üyesi François Xavier Bellami ve meslektaşı milletvekili Jislen Fırnakvili, Fransa'nın Ermenistan Büyükelçisi Jonathan Lagot eşliğinde 4 Nisan'da Kutsal Eçmiyaz'ın resmi makamında kabul etti. Armen Presi'nin aktardığına göre ana katedralin basın ve halkla ilişkiler departmanlığından yapılan açıklamada Fransız misafirlerin aynı günün sabah saatlerinde Yerevan'ın Krikorlu Savuric Ana Kilisesi'nde gerçekleştirilen kutsal ayine katıldığı ifade edildi. Dünya Ermenileri Katolikosu 2. Arsa Savaşı'nın neden olduğu zararı ve mevcut zorlukları ayrıntılı bir şekilde sunarak Azerbaycan'ın başlattığı saldırganlığın ve bundan kaynaklanan diğer olaylara uluslararası toplumdan ve Avrupa Parlamentosu'ndan uygun bir cevap verilmesini umduğunu ifade etti. Açıklamada Patrik kutsal diriliş sadık bayramında dünyada barışın sağlanması ülkemiz ve halkımız için dua etti denildi. <laughs> Rus barış gücü Arsah topraklarında görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Barış güçleri durumu ve ateşkesin rejiminin korunmasını 24 gözlem noktasında 24 saat süreyle izliyor. Rusya İnsani Müdahale Merkezi'nin istihkam grupları Arsah Dağlı Karabağ'da mayın temizleme işlerine devam ediyor. Son bir günde 10 hektarlık alan, 3 kilometrelik yol temizlendi, 17 mayın bulundu. 23 Kasım 2020'den bu yana toplamda 1900 hektar alan, 583 kilometrelik yol, 30 sosyal öneme sahip yapı olmak üzere 1658 bina patlamamış mayınlardan temizlendi. İlginç sergilerin, eğitim programlarının ve diğer kültürel etkinliklerin her zaman düzenlendiği Erepuni adlı tarihi arkeoloji rezerv müzesi yeni projelerle aktif faaliyetlerini sürdürüyor. Müze Müdürü Mikael Badalyan, Armen Press muhabiriyle yaptığı görüşmede 2020'de Tagavarak salgınından önce müzenin ziyaretçi sıkıntısı yaşamadığını ancak 16 Mart'tan sonra çevrim içi çalışmaya başlamak zorunda kaldıklarını ifade etti. Badalyan, müzeye Arm Swiss Bank tarafından Mayıs veya Haziran aylarında açılması planlanan 24 adet sesli rehber bağışlandı. Şu anda metinlerin çevirileri tamamlanıyor. Materyaller Ermenice, İngilizce, Rusça, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olarak sunulacak programlar aracılığıyla suni kazılarla arkeolojik kazılar yapmayı öneriyoruz. Ulusal Okçuluk Federasyonu ile işbirliği içinde Garmir Bulur adlı tarihi mekanda okçuluk ustalık dersleri, Şengavit adlı tarihi mekanda ise çömlekçilik dersleri almayı teklif ediyoruz diye anlattı. Müdüre göre Urartu kil hazinelerini beraber restore edelim adlı programa çevre bölgelerin çocukları aktif olarak katılıyor. Erebuni adlı Tarihi Arkeoloji Rezerv Müzesi 1968 yılında kuruldu. Müzede Arimbert, Garmir Bulur, Şengavit gibi antik mekanlarda keşfedilen maddi kültürel eserler sergileniyor. Geçtiğimiz günlerde Batı Ermenistan'ın Van ili çaldıran ilçe jandarma komutanlığına Ali Dağı'nın eteklerinde bulunan Tarihi Gözetleme Kalesi'nin ön cephesine patlayıcılar yerleştirildiği ihbarı gelmişti. İhbar üzerine bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, kalenin ön cephesine define avcıları tarafından 8 ayrı delik açıldığını ve bu deliklere dinamit yerleştirildiğini tespit edilmişti. Jandarma ekipleri müze müdürlüğüne bağlı uzman ekiplerin gözetiminde patlayıcılara etkisiz hale getirmişti. Van Müze Müdürlüğü olayın ardından hasarın giderilmesi için çalışma başlattı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan çaldıran belediye başkanı Şefik Ensari, ilçedeki tarihi yapı ve mekanları korumak için çalışma başlattıklarını belirterek şu ifadeyi verdi. Duyarlı vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum tarihi mirasımızı korumak ve bu mirası gelecek nesillere ulaştırmak için lütfen kaçak kazılara izin vermeyelim. Robert Matosyan, Ermenistan'da çekilen ilk belgesel film hakkında kendi Facebook sayfasında oğlu film ve belgesel yönetmeni Sinematos şirketinin müdürü ve sanat yönetmeni olan Samvel Matosyan'ın sözlerini sunuyor. Krasnogorsk şehir arşivinde yakında çıkacak olan Bursovatlı adlı filmim için bir video arıyordum. Seçtiğim 1911 yılındaki filmlere baktığımda Pate adlı belgesel şirketin tanıdık amblemi ve ardından Eçmiyaz'ın başlığı ve ardından da Dünya Ermenileri Katolikosu 2. Mateos'un Cenaze Töreni adlı çekimlerin kurgu masasının siyah beyaz ekranında nasıl göründüğü gözüme çarptı. Hala öğrenciyken Fransız şirketi Pate'nin 20. yüzyılın başlarında kameraman Dikmel'in çekimlerinden haberim vardı. Aslında bunlar Ermenistan'da çekilmiş ve korunmuş ilk tarihi filmler. 1911'de kaybolan filmler 2013'te benim sayemde bulundu. Bu eşsiz çekimler Ararum adlı yeni belgeselinde yer alıyor ve ilk kez 2014 yılında Hayak adlı ulusal ödül töreninde gösterildi. Bu çekimleri Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Arşivine ve Kutsal Eçmiyaz'ın ana katedrali makamına bağışladık. Tert Ayem tarafından bildirildiğine göre 9 Ermeni boksör Ukrayna'da devam eden 15. Mikoli Mangere adlı uluslararası boks turnuvasından madalyalarla dönecek. Ermeni boksörler maçlarını galibiyetle bitirdi. 57 kilogramdaki Artur Gazapyan ile Artur Bazeyan yarı finale çıktı. Üstelik Bazeyan geçtiğimiz günlerde ısranca turnuvasında şampiyon olan Javier Ibanez'i yendi. Ayrıca 69 kilogramda Armen Maşakaryan, Gurgen Madoyan ve Arsen Boğusan yarı finale yükseldiler. 63 kilogramda Hray Şahvertyan, 75 kilogramda Armen Darçinyan ve süper ağır kiloda Gurgen Ovanesyan da yarı finalde mücadele etme hakkını elde ettiler. 52 kilogramda Goryun Soğumunyan ise rakibinin kilo sorunu nedeniyle finalde mücadele edecek. Yarı finaller 5 Nisan'da gerçekleşecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Murat Yan adlı topluluk tarafından seslendirilen ve sözleri Kevork Mirimanyan tarafından yazılan Hayot Akçikner adlı eseri sunuyoruz. Görüşmeler. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.